SpaceX Falcon Heavy roketinin tepesinde taşıdığı Elon Musk Tesla Roadster otomobili, Güneş sisteminde planlanan hedefinin çok daha ötesinde bir yere doğru yolculuk yapıyor. Otomobilin Güneş etrafında onu Mars'ın yörüngesinin yakınlarında bir yere doğru götürecek bir yörüngeye oturması planlanıyordu. Ancak otomobil taşıyan roket o yörüngeyi ıskaladı ve Tesla'yı Mars ile Jüpiter arasında asteroid kuşağına doğru götürecek bir yörüngeye yerleştirdi. 6 saat boyunca uzayda serbest gezinti yaptı. Bu gezinti de SpaceX tarafından YouTube üzerinde canlı yayındaydı. Bu serbest uçuş safhası, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri için gerçekleştirilmiş özel bir yörünge manevrasını göstermeyi amaçlıyordu. Daha sonra roket uzayda son bir motor ateşlemesi gerçekleştirecek ve otomobili son yörüngesine oturtacaktı. Görünüşe göre ateşleme Kaliforniya'nın güneyine denk gelen bir noktada gerçekleşti. Bazıları akşam saatlerinde roketin ateşlenmesini gökyüzünde gördüklerini rapor ettiler. Daha sonra anlaşıldı ki motor ateşlemesi biraz fazla kaçtı. SpaceX CEO'su Musk attığı tweette Tesla son ateşlemeden sonraki yörüngesini paylaştı. Bu rota otomobilin planlanan noktadan ne kadar uzağa gideceğini gösteriyordu. Görünüşe göre otomobil asteroid kuşağına doğru ilerliyor, cüce gezegenin karesinin yörüngesine yakın bir yerde ulaşmayı hedefliyordu. Otomobile ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Tesla otomobilin fırlatma işleminden önce Musk, otomobilin Mars'a çarpmasının çok düşük bir ihtimal taşıdığını söylemişti. Ancak bu yeni durum otomobilin uzayın derinliklerinde başka bir nesneye çarpmasına neden olabilir. Gezegen bilimcileri Twitter üzerinden görüşlerini paylaşarak Tesla otomobilin rotasının tam şekilde hesaplanmasını ve bir nesneye ne zaman çarpacağını belirlenmesini istiyor. Yer alan haberlere göre Tesla'nın uzay yolculuğu Falcon Heavy'nin nesneleri uzayın derinliklerine taşıma noktasındaki yeteneğini göstermeye amaçlıyordu. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için bize destek olarak videoyu beğenebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.